Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Test 3 ile birlikte devam ediyoruz. Daha öncesinde iki tane test yapmıştık. İsim cümlelerini işledik. İsim cümlesi neydi? Yardımcı fiili M, is, -E are olan yardımcı fiilleri İsim cümlesinde herhangi bir fiil olmayan, herhangi bir hareket olmayan durumlardaki cümleleri isim cümlesi olarak nitelendirmiştik. Bakmak istenen arkadaşlar, bir önceki paylaştığım iki videoya bakabilir. Evet, şu anda fiil cümlelerine geçiyoruz arkadaşlar. Birinci cümleye bakalım. E, fiil cümlesinde she demiş, a uniform. She olduğu zaman geniş zamanda biliyorsunuz fiilin bir s takısı alması gerekiyor. Burada wear ifadesi giymek demek. Yani she ifadesinden sonra wear, she wear a uniform şeklinde olmaz. She'den sonra she to wear yani cümle içerisinde fiiller to şeklinde kullanılmaz. Daha sonrasında wearing ifadesi olmaz. Niçin olmaz? Wearing olabilmesi için bir emizar yardımcı fiiline ihtiyacımız var. Yani she is wearing a uniform şeklinde olabilir. Diğer kelimeye bakıyoruz değişikliğine. She wears a uniform. Yani o bir üniforma giyer. Doğru cevap burada denizli oluyor. Ee, biz bu testte geniş zamanda fiil cümlelerine bakıyoruz. Üçüncü tekil şahıslarda fiillere S takısı geliyor. Üçüncü tekil şahıs olmayan yani I, you, we, they öznelerinde ise fiile herhangi bir ek gelmiyor arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. His car every weekend. Yani his car every weekend ne demek? Onun arabasını her hafta sonu ne yapar? Yıkar diyeceğiz. Şıklarda da zaten yıkamak fiili söz konusu. He yine aynı şekilde burada wash olmaz. S kısalması gerekiyor fiilin. He washes. Burada niçin ing e, washing olmuyor? Çünkü emzir olması gerekiyor. Washed niçin olmaz? Çünkü bu o zaman geçmiş zaman olur. E, geçmiş zaman olduğu zaman every weekend şeklinde bir ifade kullanmayız. Geniş zamanda every weekend kullanırız. Dolayısıyla he washes his car every weekend diye söylemiş oluyoruz. Buradaki mevzu zaten geniş zaman. Evet, 3'e bakıyoruz. Rosemary three languages demiş. Rosemary 3 dil konuşur diyeceğiz. Buradaki dil konuşmak, speak diye söyleniyor. Rosemary speaks three languages diye söylüyoruz. Talk sohbet etmek anlamında konuşmak, tell söylemek demek, know ise bilmek demek. Dolayısıyla buradaki ifademiz, bizim doğru cümlemiz Rosemary speaks three languages şeklinde tamamlıyoruz. Dördüncü e, sorumuza bakalım. Hızlı hızlı geçiyorum. Ben yine siz sıkılmayın diye. My dad at 7 o'clock every day. Babam diyor saat her gün saat 7'de ne yapar? Kalkar diyeceğiz. Stand up ayağa kalkmak demek. Look up yukarı bakmak demek. Get up yataktan kalkmak demek. Jump up ise yukarı doğru zıplamak demek. Dolayısıyla my dad gets up at 7 o'clock every day diye ifade ediyoruz. 5'e bakıyoruz. Isabel is a flight attendant. Isabel bir kabin memuru. Flight attendant'ın uçuş görevlisi demek. She passengers demiş. O yolculara hizmet eder, servis yapar diyeceksek eğer She serves passengers diye söylüyoruz. Burada yine geniş zamanda fiile bir es geldi. Diğerleri için olmuyor? Onları zaten bir önceki sorularda açıklamıştık. Altıya bakalım. Dear son demiş. Onların oğlu. In this hospital. Yani bu hastanede çalışır diyeceğiz. Dear son buradaki begin başlamak demek. Start da başlamak demek like hoşlanmak sevmek demek. Bu ifadelerin hiçbirisinden sonra in this hospital şeklinde bir ifade gelmez. Dolayısıyla sadece burada A şıkkında their son works in this hospital dediğimizde onların oğlu bu hastanede çalışır demiş oluyoruz. 7'ye bakıyoruz. Jim is a postman. Jim bir postacı diyor. He demiş letters to people insanlara mektup dağıtır diyeceğiz. He buradaki dağıtmak ifadesi deliver kelimesi He delivers letters to people, o insanlara mektup dağıtır. Burada answer cevap vermek demek, work çalışmak demek, service ise servis yapmak yani hizmet etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız he delivers letters to people, insanlara mektup dağıtır. Sekizinci soruya bakıyoruz. Jane is a doctor, she demiş ill people, o hasta insanlara ne yapar? Yardım eder diyeceğiz. She helps ill people diye söylüyoruz. Buradaki look at bakmak demek. E, normal hani hastaya bakmak gibi değil, bir duvara bakmak, bir insana bakmak gibi yani böyle. Speaks ifadesi konuşmak demek. Serves drinks, e, içecek servisi yapmak demek. Bir doktor olduğuna göre hasta insanlara yardım eder derken e, she helps ill people diye ifade ediyoruz. Dokuza bakıyoruz. Burn demiş in a flat in Birmingham. Birmingham'da bir dairede yaşar derken burn lives in a flat in Birmingham diye söylüyoruz. Buradaki stand ayakta durmak demek. Has sahip olmak fiilinin S de kısalmış hali yani have has oluyor. Want ifadesi ise wants oluyor. Bu istemek demek. Dolayısıyla burada en mantıklı ifade Burn lives in a flat in Birmingham. Burn Birmingham'da bir dairede yaşar. Ona bakıyoruz. Nancy's uncle is a pilot. Nancy'nin amcası bir pilottur. He demiş all over the world. Dünyanın her yerine Seyahat eder ifadesini kullanacağız burada. Çünkü he goes buradaki ifade olmuyor. He goes to olması lazım. He sees görür anlamına gelir. Deliver teslim etmek demek. Burada travels ifadesi he travels all over the world dediğimiz zaman dünyanın her yerine seyahat eder ifadesini bu şekilde söyleyebiliriz. 11'e bakalım. In winter Sheila demiş skiing and in summer bla bla tennis. Yani kışın Sheila Kayak yapmaya gider diyeceğiz. Şurada skiing, kayak yapmaya gider. Yazında e, tenis oynar diyeceksek eğer. Şil olduğu için yine fiillerimiz bizim esra kısalması gerekiyor. Tenis e, Kayak yapmaya gitmek demek go diye söyleniyor. Yani Sheila goes skiing, kayak yapmaya gider. And in summer plays tennis şeklinde. 11. sorunun cevabı da Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. My friend's son, yani arkadaşımın oğlu Turkish and English at university. Yani üniversitede Türkçe ve İngilizce okur derken yani eğitimini görür anlamında buradaki ifade study fiiliyle söyleniyor. My friend's son studies Turkish and English at university. Burada go olmaz, plays olmaz ve has ifadesi de olmaz. Tek doğru cevap burada Ceyhan. 13'e bakıyoruz. Most of the people, insanların çoğu work at 8 o'clock every morning demiş. İşe giderler diyeceğiz. Most of the people Go to work. Buradaki e, ifade yanlış yazılmış arkadaşlar. Go değil, go olması gerekiyor. Şık, şıklarda cevap hata var ufaktan. Most of the people go to work at 8 o'clock every morning. Her sabah saat 8'de insanların çoğu işe gider diye ifade ediyoruz. 14. sorudan devam ediyoruz. Şimdi bakıyoruz burada. Does Tony Blair live demiş. E, bir soru işareti olduğuna göre ve in Great Britain diye burada cevap verdiğine göre arkadaşlar... Ne yapacağız? Biz Tony Blair nerede yaşar diye soracağız. Burada nerede ifadesini veren kelime hangisi oluyor? Where ifadesi oluyor. Yani where does Tony Blair live diye sorduğumuzda biz Tony Blair nerede yaşar diye sormuş oluyoruz. Cevap olarak da in Great Britain yani Büyük Britanya diye cevap vermiş oluyoruz. Burada when ifadesi ne demekti? Ne zaman demek. What time saat kaçta anlamına geliyor. How ifadesi ise Nasıl ve kaç anlamına geliyor? 15. soruya bakalım. Does your father do in his free time demiş. Boş zamanlarında baban yapar diye söylüyor. Biz muhtemelen ne yapar diye soracağız değil mi? Hani niçin yapar değil de why does your father do? Niçin yapar olur. What kind olmaz bu şekilde bir soru olmaz arkadaşlar. What kind of işte activities sorulması lazım. İşte what kind of books gibi, ne çeşit kitaplar, ne çeşit aktiviteler gibi bir soru sorarken what kind ifadesini kullanıyoruz. Buradaki how many ifadesi kaç tane ve ne kadar anlamına geliyor. How many does your father do diye bir soru olmayacağına göre buradaki cevabımız bizim what olmuş oluyor. What burada ne demek? What does your father do in his free time dediğimiz zaman burada baban boş zamanlarında ne yapar diye sormuş oluyoruz. 16'ya bakıyoruz. Does Andy's little brother play with demiş. Andy'nin küçük kardeşi oynar. Buradaki with ifadesi ile anlamına geliyor. Biz kim ile oynar diye soracaksak buradaki soru kelimemiz who olması gerekiyor. Who does Andy's little brother yani Andy'nin küçük erkek kardeşi kim ile oynar? Why diye sorarsak eğer why does Andy's little brother niçin oynar? Ne için oynar diye sorduğumuz zaman burada why diye sorduğumuz zaman burada sorunda with olmaz arkadaşlar. How old diye sorduğumuzda yine aynı şekilde with olmaz. Where diye sorduğumuzda yine aynı şekilde sonunda with olmaz. Kimle derken e, buradaki tek e, soru kelimesi who olması gerekiyor. Who does Andrew's little brother play with? Annenin küçük kardeşi kimle oynar diye cevap vermiş oluyoruz. 17'ye bakalım. Dance demiş Natalie's nephew do. Yani Natalie'nin yeğeni, erkek yeğeni ne yapar diye soracaksak eğer. Yani ne iş yapar anlamında. He is an architect. Buradaki architect ifadesi mimar demek. He is an architect dediğimiz zaman arkadaşlar o bir mimardır anlamına geliyor. Yani what does Andy's little brother do? He is an architect diye cevap veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki 18'e bakıyoruz. Does it rain here? diye demiş. Mostly in summer and winter. Yani genellikle yazın ve kışın diyor. Demek ki biz e, burada ne zaman yağmur yağar diye soracağız. Değil mi? Ne zaman sorusunu neyle soruyoruz? When diye soruyoruz. What time saat kaçta demek, why niçin demek. Dolayısıyla Ceyhan'ı ve Bursa'yı direkt eliyoruz. A ve deniz şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. When does it rain here? Burada ne zaman yağmur yağar? Mostly in summer and winter. Snow demiş burada. Why snow? Hani niçin kar diye bir soru olmaz. What about snow dediğimiz zaman peki ya kar diye sormuş oluyor. Hani peki ya kar yağar mı? gibi bir soru olmuş oluyor burada what about dediğimiz zaman. What about snow in winter? Peki ya kar? In winter demiş. Yani kar kışın yayılmış. Dolayısıyla sorunun cevabı burada arkadaşlar denizli olmuş oluyor. 19'a bakıyoruz. Does Anthony go to work diye söylüyor. Anthony işe gider mi diye söylüyoruz. Bus ifadesi demiş burada otobüs demiş. Demek ki biz Anthony işe nasıl gider diye sormamız gerekiyor. Burada how diye soruyoruz. How does Anthony go to work? Burada otobüsle derken otobüs vasıtasıyla anlamındaki ifade arkadaşlar by ile söylüyoruz. Yani bypass dediğimiz zaman otobüs de anlamına geliyor. How does Anthony go to work? By bus diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Sorun cevabı burada Adana olmuş oluyor. 20 soruya bakalım. She demiş from England. She olduğu zaman biliyorsunuz fiili bu şekilde yalın halde kullanılmıyor. She'den sonra don't yardımcı fiilde gelmez. She goes from England dersen o İngiltere'den gider olmuş oluyor. She comes from England dersek arkadaşlar o İngiltere'den geliyor yani onun memleketi İngiltere şeklinde bir cevap vermiş oluyoruz. Geniş zamanda fiil ile alakalı testimiz şimdilik bu kadar. 20 tane soru yapmayı düşünüyorum. Yani bunlarla eğer uğraşırsak yani binlerce de soru yaparız arkadaşlar. Dördüncü testte geniş zamanla alakalı ufak tefek başka şeyler daha var. Testleri lütfen dikkatli bir şekilde izlemeye not almaya devam edelim arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Videolara da bir beğeni atarsanız arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Bir sonraki testte bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum